Lakşa, Svara ile konuşmak istiyor musun? Evet Regine. Delilleri gösterip onunla konuşacağım. Lakşa, benimle de konuşabilirsin, biliyorsun. Evet Regine. Ama ben Svara ile konuşacağım. Ondan ayrılmak için mi konuşacaksın peki? Hayır Regine. Lütfen üzülme. Svara'yı bırakmayı asla düşünmüyorum. Hı? Sadece bunları netleştirmek istiyorum. Çünkü Svara her şeyi netleştirmek için konuşmak gerektiğini söyler. Yoksa sorun daha da büyür ve yanlış anlamalar çıkar. Ve ben de Svara'yla aranda sorun istemiyorum. Sen lütfen onu çatıya yolla. Bekleyeceğim. Lakşa. Aslında şu anda evde hazırlıklar var. O çatıya gelemeyebilir. Şöyle yapalım. Çatıya akşam gelsin. O zaman konuşursunuz. Tamam mı? Tamam. Görüşürüz. Svara, Lakşa seni görmeye geldi. Çatıda seni bekliyor. Ne? Beni görmeye mi geldi? Evet, çabuk git hadi, yürü. Hadi. Lakşa mı? Aha. Çabuk olsana, seni bekliyor. Hadi. Hatalarım için ne kadar özür dilesem yetmez. Lakşa seni sevmiyor kızım. Ben seninle evlenemem. Kızını Svara'yı oğlum Lakşa'ya istiyorum. Eğer olur da bir sebepten dolayı seninle aramız bozulursa lütfen yaptığım her şey için özür dilerim. Gerçekten. Regine, Lakşa'ya sana bir şey dedi mi? Regine, neye daldın? Ne oldu? Hiç Svara. Eski anılar canlandı. Her şey nasıl da değişti. Anlamadım. Boş ver. Hadi Lakşa seni bekliyor. Evet de neden şimdi benimle görüşmek istiyor anlamadım. Svara, böyle çağırdığım için üzgünüm. Ama ben seninle konuşmak istiyordum. Yarın bizim kına törenlerimiz başlayacak. Ve ben... Regine, sen neden dinliyorsun peki? Lakşa, nasıl konuşuyorsun sen? Böyle konuşulur mu? Benim arkadaşım o. Ne olmuş? Yani istediğimi söylerim. Bana akıl verme. Değil mi? Doğru. Bak Lakşa, bana alışsan iyi olur. Sonuçta ben hep olacağım. Nedenmiş? Çünkü benim sayemde birliktesiniz siz. Oo, tehdit. Hayır, şaka yapıyorum. Neyse, siz konuşun, ben gidiyorum. Söyle bakalım, neden geldin, neden çağırdın beni? Svara, sen iyi misin? Lakşa, bunu sormaya mı geldin? Telefondan da sorabilirdin. Svara. Ne oluyor? Yok bir şey. Neden beni buraya çağırdın? Çabuk söyle. İyi, tamam.
sana bir şey göstereceğim. Çabuk ol. Lakşa, yürü. Sanırım babaannem geliyor, hadi. Tamam da telefonum. Bırak telefonu, ne söyleyeceksen önce onu söyle. Çabuk konuşun. Evet, ne gösterecektin bana? Svaraş, sessiz konuş. Ve Lakşa seni aramaya çalışmış. Lakşa, benim telefonum bozuldu. İçinde delil var. Bana saldıran adamın kaydı var içinde. Ne delili? Tanrım, Lakşa'yı engelledim ama Svara onu kayıttan bahsedecek. Nişandan sonra odama gitmiştim ya, annem odama yemek getirmişti. Ne yapsam, ne yapsam? Oturmuş yemeğimi yiyordum. O sırada Ragin'e düştü. Biz ona bakıp döndükten sonra yemeğimi yemeye devam ettim. Ama yerken bir şey fark ettim. Ne fark ettin? Affedersin, affedersin, affedersin. Affedersin, elim çarptı. Ragin'i. Affedersin. Yerin acıdı mı Ragin'i? Kim var terasta? Babaanne. Babaannem geliyor. Lakşa git buradan. Svara. Babaannem buraya gelmeden gidelim buradan, hadi. İyi de konuşmamız bitmemişti. Bu yüzden gelmek istemedim ama dinlemedin. Bak ne oldu. Git, git buradan, git, hadi. Git hadi. Hadi. Hadi hadi. Tamam. Saatte burada ne yapıyorsunuz? Babaanne, biz... Babaanne, ikimiz de uyuyamamıştık. Biz de biraz yukarıda oturduk. Çok az oturduk zaten. Sadece bizdik. Svara birkaç gün sonra evlenecek ve biz de bu yüzden vakit varken Svara'yla zaman geçirmek istedik. Birlikte olmak istedik. İyi peki. Gidip yatın. Svara, yarın kına törenin var. Yüzüne baksana, ne kadar da solgun. Ancak iyi uyursan iyi görünebilirsin. Yoksa insanlar sana laf ederler. Yürüyün, insanlar yüzünüze laf edecekler. Yatın ikiniz de, uyuyun. Mutlu ol. Mutlu ol. Çok güzel olmuşsun. Ama abla, şimdi bu güzellik başkasının evine neşe getirecek. Bizim evimize kız kardeşi geliyor. Ama bir şey kesin Ragin'i. Bugün Svara'nın kına töreni ama bu ev senin güzelliğinle parlıyor. Mutlu ol.
Bu mutluluğun parıltısı teyze. Yok, demek istediğim asıl Svara çok güzel görünüyor. Evet. Teyze, bugün kimse Svara'dan daha güzel görünemez. Doğru. Merhaba. Fotoğraf çekeyim mi? İyi olur. Çatu. Gel. İçecek dağıt. Kına töreni olduğu için ona göre davran, tamam mı? Yürü. Diğerleriyle de fotoğraf çekinmem gerekiyor. Svara'ya ben kına süreceğim. Siz başkalarına kına yapın lütfen. Ragini, şunu söyleyeyim. Geldiğinde herkesin aklını karıştırdın sen. İnsanlar Svara değil, senin gelin olduğunu sandılar. Ne olmuş? Kardeşim çok güzel işte. Ne yapabilirim? Görürsünüz. Ragine'nin düğününde kınasını ben süreceğim. Ve damat da Lakşia'dan 1000 kat iyi olacak. Öyle mi? Ama sakın onu da elimden alma. Neden kızıyorsun? Şaka yaptın deli. Ben özür dilerim. Svara, hemen özrünü geri al, yoksa bu kınayı eline değil burnuna sürerim. Geri al. Geri alsana. Deli. Seni çok özledim. Bir hafta sonra evleniyorum.
Düğünümde çok dans edeceğine söz vermiştin anneanne. Sözünü tutmayacak mısın yoksa? Lütfen anneanne, uyan. Gerilmeye başladım. Bugün kınada bir şey olmadı ama akşamda tören var. Akşamki törende bunu giyeceksin. Çok güzel. Bunu kayınvaliden bıraktı. Ragini. Benim için bir şey yapar mısın? Lakşa ile konuşmak istiyorum. Arar mısın lütfen? Lakşa'nın telefonu kapalı. Söyle ne oldu? Bir anda aklına ne geldi öyle? Hiç. Dün akşam benimle konuşmaya gelmişti ya, ama konuşamamıştık. Sen onu ev attığından ara. Ama Svara, akşam törende görüşeceksiniz zaten. O zaman konuşursun. Lakşi arıyor. Versene. Merhaba Lakşi. Svara, sen misin? Evet. Çok şükür sonunda. Seninle konuşmaya çalışıyordum. Biliyorum. Dün akşam konuşamadık. Ne söyleyecektin çabuk söyle bana. Şey aslında ben... Geldik babaanne. Lakşa, babaannem çağırıyor. Sonra konuşursunuz, tamam mı? Babaannemin sesini duymadım ben. Lakşa'nın sesinden başkasını duymuyorsun ki belli. Alo, Verma Elektronik mi? Svara Godedia'nın telefonu yapıldı mı? Tamam, teşekkürler. Svara'nın telefonu tamir edilmiş. Akşam telefonunu alması için lütfen onu dükkana çağır. Akşam törende görüşürüz. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Mutlu ol. Bayan Annapurna, Sujata yok. O odasında, Sanskar'ın yanında. Lütfen gelin, buyurun. Gelin, oturun. Merhaba Lakşi'ye. Nasılsın Svara? Çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Bu arada dün akşam bir kayıttan bahsediyordum. Lakşi, sen de bana bir şey söylemeye çalışıyordun. Bir şey mi gösterecektin? Yenge? Gel. Ne oluyor burada? Hiçbir şey. Lakşya, düğünden önce Svara ile konuşamazsın sen. Tamam mı? Svara, gel hazırlan hemen. Peki. Affedin Bayan Annapurna, giysiler yolda bozulur diye düşünmüştüm. Bu yüzden Svara'nın burada giyinmesini istedim. Hiç önemli değil. Ha orada hazırlanmış, ha burada. Aynı şey. Kızım. Evet babaanne. Git. Svara'nın hazırlanmasına yardım et. Peki. Gel. Thank you.
Thank you.